Türk Dili ve Tarihi programında bu hafta giydiğim şapkadan da anlayacağınız gibi kardeş ülkemiz bizim bize biraz uzak gibi gözüken ama aslında ata yurdumuz Kırgızistan'dan bir program yapıyoruz ve bu programı da şu anda Kırgızistan'da yaşamakta olan ama yüksek tahsillerini Türkiye'de tamamlamış olan iki kardeşle yapacağız. Canıl Aya ikinci ismi ve Ulukman. Canıl'la 14 sene önce Kazım Mirşan'la beraber Manas Üniversitesi'ne Kırgızistan'a yaptığımız seyahat sırasında tanışmıştık. O zaman son sınıf talebesiydi. Türk Dili ve Edebiyatı okuyordu. Daha sonra mezun olduktan sonra Türkiye'ye geldi. Biraz sonra zaten kendisi bunları etraflıca anlatacak. Ve bu programda geçen iki defa yapmış olduğumuz Şurubu Hanım'la Kırgızistan programından farklı olarak daha ayrıntılı hem coğrafyasını hem tarihini hem kültür hayatını Kırgızistan'ın bizzat Kırgızistan'da yaşamakta olan iki kardeşten Türkiye'de eğitimlerini tamamlamış olan iki kardeşten dinleyeceğiz. Canıl Aya ve Ulukman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aya Hanım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zaman Türkiye'ye geldiniz? Orada nerede doğdunuz? Neler yaptınız? Şu anda ne yapıyorsunuz? Buyurun, söz sizin. Turgay Bey, öncelikle bu programa bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sayenizde Kırgızistan'dan Türkiye'ye selam gönderme şansı bulduk ve birazcık da olsa Türkiye özlemini giderme şansı bulacağız. Kırgızistan'dan, Tanrı Dağları'ndan Anadolu'ya kucaklar dolusu selamlar göndermekle programımıza başlamak istiyoruz. Adım Aya, Kırgızistanlıyım. Kırgızistan'ın Narın şehrinde doğdum. Narın şehri Tanrı Dağları'yla çevrili küçük bir şehirdir. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünde yüksek lisans yaptım. Orada Tuva şamanizmi üzerine araştırma yaptım ve bu araştırmada daha sonra kitap olarak yayınlandı Türkiye'de. Tuva şamanizmi olarak da Türkiye'de bugün bazen kitapçı raflarında görebiliyorum kendim Türkiye'ye gittiğim zaman. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde Türk Halk Edebiyatı bölümüne girdim ve oradan 2015 yılında mezun oldum. Türkiye'de yaşayan Van Kırgızları'nın sosyo-kültürel hayatlarındaki değişimler üzerine doktora tezi yazdım. Ve 2015'te ülkeme döndüm. Bugün Kırgızistan'da devlet üniversitelerinin birinde hocalık yapıyorum. Türk dilini öğretiyorum ve Kırgızistan'da Türk kültürünü tanıtmak için kendi çapımda da olsa katkı sağlıyorum diyebilirim. Peki, teşekkür ederim. Ulukman Bey, şimdi sizi de tanıyalım lütfen. Tekrar merhabalar. Turgay Hocam, ben de teşekkür ederim. İsmim Ulukman. Sizinle Turgay Hocam'la biz 2000 sanırım 2003 veya 2004 senesinden beri tanışıyoruz. Kardeşim Aya sayesinde. Ben de 2001 senesinde işte Kırgızistan'da okulu bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım ve 2001-2006 senelerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret bölümünde okudum. Oradan mezun olduktan sonra 2 sene Türkiye'de çalıştım. Orada 2 sene kaldıktan sonra da 5 sene aynı şirketin Kazakistan'daki şubesinde görev aldım. Ve ondan sonra 2013 senesinde de Kırgızistan'a döndüm. 2013 senesinden beri Kırgızistan'dayım, Bişkek'teyim. Ailem var, 2 çocuğum var. Şu anda turizm sektöründe çalışıyorum. Türkiye'den Kırgızistan'a turistleri çekerek, burada onları ağırlayarak ziyaretçilerimizi, onlara turlar düzenliyoruz. Çocuklarınızı tanımak imkanımız var mı? Tabii ki şimdi çağırayım onları. Bu büyük kızım. Kızımın ismi Aruzat. Merhaba dedi. Merhaba. Aruzat. Bu da oğlum. İsmi Altay. Merhaba. Kırgızların
Eski vatanı yani Altay olarak biliniyor. Ben de işte oradan isimlenerek çocuğumun ismini Altay koydum. Oğlana evet. Birazcık kaldır havaya. Böyle. Maşallah. Kaç yaşında çocuklar? Kaç yaşındasın Altay? 6'da. 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 Kızım sen? 10'da. 10 yaşında. 10 yaş. Şimdi hazırlamış olduğunuz sunumla Kırgızistan'ın tabiat güzelliklerini, coğrafyasını, tarihini ve kültür hayatını tanıyalım isterseniz. Evet, ben birazcık Kırgızistan'ın coğrafyası hakkında, ondan sonra neden ziyaretçileri Kırgızistan'ı son zamanlar turizm amaçlı neden ziyaret ettikleri hakkında biraz bilgi vereyim. Aslında Türkiye'den Kırgızistan'a çok fazla gelen ziyaretçi yoktu bu 2013-2014 senelerine kadar. 2015 senesinde Kırgızistan vize rejimini biraz da hafiflettikten sonra yaklaşık ilk başta 45 ülke, ondan sonra da 2 sene sonra yaklaşık 60'tan fazla ülkeye vizesiz rejim uygulamaya başladıktan sonra ziyaretçilerin sayısı gittikçe artmakta. 4 ülkeyle çevrili olan bir Orta Asya ülkesidir Kırgızistan. 4 ülkenin işte bu Kazakistan, Tacikistan, Çin ve Özbekistan olmak üzere 4 tarafından işte bu 4 ülkeyle çevrili bir ülke. Yaklaşık nüfusu yaklaşık 6 milyon civarında. 6 milyondan biraz fazla son sayımlara göre. Yüz ölçümü de takriben yani 200 bin kilometre kare. Bu da neredeyse 3 tane Güney Kore'nin yüz ölçümüne tekabül ediyor. İklimi sert karasaldır. Çünkü coğrafi olarak dağlık bir ülkedir. %90'ı neredeyse işte Tanrı Dağları veya Alat Dağları dediğimiz, Çincesi de işte Tian Shan diye geçtiği. Özbekçesi de Alatau. Alatau diyoruz biz, evet. İşte bu büyük bir kısmının Alatau'nun kapladığı, küçük bir kısmının da yani güney kısmında Pamir Dağları'nın kapladığı dağların da yerleşmiş olan bir ülkedir. Başkenti Bişkek. İstanbul'dan Bişkek'e neredeyse her gün seferler var. Yaklaşık bir 350-400 dolar civarı yazın sezonda işte biletlerin fiyatı 350-400-500 dolar bazen çıkabiliyor. O şekilde gelip ziyaret edebiliyorlar. Para birimi de işte Kırgız Somu. 1991 senesinde biz işte ülke olarak SSCB'den bağımsızlığımızı kazandık. SSCB zaten 1991'de dağılmış oldu. Biz de o sıradan itibaren kendimizi bağımsız bir devlet olarak ilan ettikten sonra işte Bişkek başkent olmak üzere işte uluslararası bir arenada kendi yerini buldu diyebiliriz Kırgızistan. İşte vize rejimi hakkında bahsettim. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Türkiye'den 30 gün vizesiz gelinebiliyor değil mi efendim? 30 gün öncedendi, şimdi 90 günlük vizesiz rejim var. Yani 3 ay vizesiz kalabiliyorsunuz Kırgızistan'da. Şimdi dediğim gibi Kırgızistan dağlık bir ülke. İşte resimde de gördüğünüz gibi bir helikopterden çekilmiş bir resimdir. Kırgızistan'ın %95'i dağlık bir ülkedir. İki tane büyük vadiyi saymazsak, Fergana Vadisi ve Çuy Vadisi. Bu iki büyük vadi Orta Asya'nın önemli vadilerindendir. İşte bu su kaynakları olsun, ondan sonra tarım alanında olsun, bu iki tane vadi çok önemli bir vadidir. Geçimlerini sağlamak için Orta Asya halklarının. Geri kalan kısmı ise dağlarla çevrildi, görüyorsunuz. İşte farklı böyle manzaralara sahip. Bazı yerlerde böyle kuraklık, daha çok kuraklık olan dağlar vardır. Bazı yerler yemyeşil çamlarla kaplı dağlar vardır. Yüksekliğine göre işte farklı böyle coğrafi özelliklere sahip bir ülke. Şimdi neden geliyorlar? Dediğim gibi dağları işte dağ olduğu için de çoğu işte dağcıların bir mabedi haline gelmiş Kırgızistan aslında.
Bir yılda yani binlerce, her sene neredeyse binlerce, binden fazla dağcı Kırgızistan'a işte bu büyük zirveleri fethetmek için geliyorlar. Hangi zirveler derseniz, ilki işte Ceniş zirvesi var. O Rusçası eskiden Pobeda diye geçiyordu. 7439 metre yüksekliğindeki en yüksek zirvemizdir bu. Aslında Kırgızistan'ın 3 tane, 7000'in üzerinde 3 tane zirvesi vardır. İkinci ise Lenin zirvesi, 7134 metre yüksekliğindeki bir zirve. Bu da tırmanılması kolay olan bir zirvedir. Üçüncüsü de böyle elit kategorisine giren, yani dağcıların olmazsa olmazı Han Tengri zirvesidir. O da 7010 metre yüksekliğinde bir dağ zirvesidir. Han Tengri'nin ismine de baktığınız zaman, yani biz onlara işte göklerin efendisi diye biz böyle isim veriyoruz. Onun dışında da bir sürü yani çeşit çeşit vadiler, dağlar, yani her yer dağ olduğu için tabii çeşitli vadiler var. Buzullardan gelen işte suların oluşturduğu büyük nehirler, ırmaklar, çaylar, bunların hepsi bu doğa turizmi için çok güzel şartlar oluşturmaktadır. İşte önemli özelliklerinden bir tanesi de ülkenin çoğu, yani insan ayağı değmemiş, insan elinin değmediği bakir tabiatıdır. İşte suları, nehirleri, ondan sonra önemlilerinden bir tanesi Isık Göl. Isık Gölü zaten duymayan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de çok bilinen bir göldür. Isık Göl neredeyse Van Gölü, yani yüz ölçümü olarak Van Gölü'nden biraz daha büyük. Yani dünyanın işte dağ gölü olarak bilindiği için dünyanın ikinci büyük, en büyük dağ gölü olarak biliniyor. Yaklaşık 668 metre derinliğinde, 250 kilometre uzunluğunda, 150 kilometre eninde, böyle dört tarafı dağlarla çevrili, işte Alatau dağlarıyla çevrili bir tabiat. Tatlı su gölü yazın ılık oluyor. O yüzden de Isık Göl'e gelen turistlerin sayısı çok fazladır. Kırgızistan'ın turizm merkezidir. Yani Türkiye'nin Antalya'sı gibi Kırgızistan'ın işte tatil merkezi Isık Göl'dür. Evet. Ben buradan müsaade edersen bir hatıramı Aya'yla alakalı söyleyeyim. 14 sene kadar önce ondan tanıştığımızda Gemlik'te bizim deniz kenarındaki eve ziyarete gelmişti. Orada yüzme öğrenirken ben demiştim ki, kızım sizin Isık Göl gibi çok büyük bir gölünüz var, niçin orada sen yüzme öğrenmedin dediğimde bana çok güzel bir cevap vermişti. Türkler mümkün olduğu kadar tatlı su göllerine girmezler. Hayvanlarını bile sulamak için sokmazlar. Onun için biz biraz sulardan uzak tutulmuş insanlarız diyerek aslında tarihi Türk bilinç altında temiz suya, doğaya verilen önemi anlatmıştı. Yeri gelmişken onu da bahsetmiş olayım. Evet. Hocam, ben ona da bir şey ilave edebilir miyim? Yani tabii. Isık göl kelimesi ısık, evet, bugünkü, yani bugün kötü Kırgızca'da ılık anlamını vermektedir. Ama eski Kırgızca'da ısık kelimesi ıyık, yani kutsal. Aslında evet. Yani ısık göl, ılık göl değil de aslında kutsal göl anlamına gelmektedir. Ve hani Kırgızlar, yani diğer Türk halkları gibi doğa kültünü yaşatan bir halk idi. Yani kısa zaman öncesine kadar. Yani doğaya saygı, her şeye saygı duyan bir halk idi ve hala da, yani köylerde böyle suya, ağaca, toprağa saygı duyulur. Yani onları incitmemeye çalışılır. Evet, bunu da ben senin şahsında 14 sene önce senden duymuş ve öğrenmiştim. Evet, yeri geldi. Bu da gene Isık Göl'ün civarındaki güzel bir tesis galiba. Evet, sağlık ve dinlenme merkezlerinin böyle en çok yoğunlaştığı bölgeler zaten Isık Göl'ün etrafında. Genelde Isık Göl'ün kuzey tarafında yerleşiyor bu genelde. Kuzey tarafını işte Rus, yani SSCB zamanında Rusların yaptırdıkları bir sürü işte bu sağlık ve dinlenme merkezleri mevcuttur. Güney tarafı daha bakirdir.
Yani güney tarafına şimdi işte daha bakir olduğu için zaten turistlerin çoğu şu anda güney tarafını da tercih ediyor. Gördüğünüz gibi turist akınına uğruyor yazın Issyk Gölü'nün kuzey sahilleri. Genelde Rusya'dan ve Kazakistan'dan, civar ülkelerden, Özbekistan'dan, Tacikistan'dan geliyorlar turistler. Ama son zamanlar tabii ilgi yurt dışından, hani Avrupa ülkelerinden, Uzak Doğu ülkelerinden de turistlerin arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca Issyk Göl sadece bir sağlık ve dinlenme yeri olarak değil, kültürel anlamda da çok önem taşıyan bir yerdir. Neden derseniz, işte tarihi, işte arkeolojik işte tespitler, çalışmalar sonucunda en az 7 tane işte su altı yerleşim bulundu. Bunların hepsi şu anda su altında. İşte kazı değil de işte diving, işte dalgıçların bulduğu bulgular bunlar. Tabii su altında akıntılar olduğu için onları böyle çok iyice araştırmakta zorlanıyorlar. Biraz devletin de bu konuda destekleri çok fazla olmadığından dolayı o araştırmalar şu anda çok üzerine düşülmüyor o Maalesef. araştırmaların, ama Maalesef. 7 tane İşte bilinmiş 7 tane su altı yerleşim var. Evet. İşte Türkiye'de de Atatürk sonrasında bu Yunan, Bizans medeniyetini arama ve araştırma hevesi artık bir noktada bitip böyle Türk dünyamızdaki bu gibi kendi kadim kültür değerlerimizin inşallah araştırılmasına vesile olacak bu programları yapıyoruz. Şu anda dediğiniz gibi Issyk Gölü'nün içerisinde birçok eski Türklere ait yerleşim merkezi var ve bunlar araştırmak için yetkilileri bekliyor. Evet. Evet. Yine bir başka gölümüz galiba. Hatta bir gölümüzde Songköl çok önemli bir yerlerden bir tanesi. Çünkü Songköl'de de hem tarihi açıdan hem de bizim kültürel açıdan çok önemli bir yer. Neden derseniz Songköl'ün etrafında da 20'den fazla İskit kurganları bulundu. Hala daha var onlar. Zamanında bazıların kazısı yapılmış, araştırılmış. Bir sürü işte efsaneler var o kurganlarla ilgili. Ayrıca bu yerler, yani o zaten İskit kurganların orada olması zaten şuna işaret ediyor. Oralar hep, yani çok binlerce yıllar boyunca bu coğrafyada yaşayan halkların kendi geçimlerini, yazın gidip kendi geçimlerini sağladığı işte otlak alanlar olarak, işte konar göçer, işte bu mirasın saklan yani korunduğu bir yer. Tabii bu göllerin tatlı su gölü olduğunu Evet. vurgulayalım. Biraz önce Bir de göstermiş olduğunuz Issyk Gölü'nün Kazakistan tarafında da biliyorsunuz altın elbiseli insanın kurganı ve Issyk vadisi var. Evet. İşte Songköl'den işte görebiliyorsunuz. Orada gördüğünüz gibi işte çadırlar, bizim Bozüy dediğimiz Kırgız keçe çadırları duruyor. Onun Bozüy demek. Boz demek boz zaten. Boz ev demek. Evet, boz ev anlamına. Üy ev. Evet. Evet. Tabii Yani bunları bu konuda doktora yapmış olan ablanın yanında bizim konuşmamız biraz garip oluyor ama biraz sonra onun da fikirlerini alacağız. tamam. İşte Sarı Çelik Gölü var. Bu da Kırgızistan'ın ikinci derin gölü olarak bilinen. Burası da doğa harikası bir yer. Buraya dalgıçlar dalmak için gidiyorlar genelde. Ama yerlilerin de çok sevdiği bir yerdir. Kaç metre Devam burada edeceğiz. derinlik? 234 metre Çok güzel. civarında Bak. bir derinlik var. Şimdi Devam edelim size. Evet. defalarca İsviçre'yi de görmüş bir insan olarak çok samimi kanaatimi söyleyeyim. 2004'te gördüğüm Kırgızistan, İsviçre'nin tabiat güzellikleri bakımından yani kıyaslamak icap ederse en az 10 misli daha güzel, bakir ve görülmesi gereken bir yer. Bunları da tabii sizin işte bu hazırladığınız sunum sayesinde görmeyenlere iletmiş oluyoruz. Bir başka Evet. göl, evet. Başka bir görüntü. Sarı Çelik Gölü'nün başka bir görüntüsü. Mertpahir Gölü. Ayrıca bu bilim adamlarının da çok ilgisi çeken bir yer. Çünkü yazın 2 defa bu işte göl Boşalıyor. boşalıyor ve tekrar doluyor. Yani çok enteresan bir olgudur bu. Yaz Kuzey aylarında bu kenarında oluyor. galiba değil mi?
Bu 4000 metre yükseklikte, 4000 metrenin üzerinde bir yükseklikte bulunan, her zaman işte buzulların arasında bir yer burası. Evet. İşte bu Hantengri zirvesinin oralara yakın bir yerde bulunan bir göl. Evet. Evet. Buraya tabii araba gitmiyor. Sadece işte ya yürüyerek gidiyorsunuz ya da helikopterle falan gidiliyor. Evet. İşte Kölsu, bu da son zamanlar böyle kayalıkların arasında bulunan bir göl. Son zamanlar turistlerin ilgisini çekmekte. Devam edebiliriz Turgay Hocam. Narın Nehri, işte göllerin dışında şimdi nehirler de çok işte güzel yerlerden. Narın sizlerin doğum bölgesi değil mi? Doğduğunuz yer. Narın, evet. Narın şehri, Narın Nehri'nin boyunda yani kıyısında kurulmuş bir şehir olduğu için Narın ismi vermişler şehire. Narın Nehri de Kırgızistan'ın en uzun, en büyük nehridir. Kırgızistan'ın elektrik enerjisinin yani %80'inden fazlası bu nehir üzerinde kurulu olan hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir. Burada Sovyetler evet. zamanında yapılan barajla bazı köyler su altında kaldı. İşte gördüğünüz gibi Sarıcaz Nehri var. Hidroelektrik enerji potansiyeli işte bu nehirlerin bol olması Kırgızistan'daki işte hidroelektrik potansiyelin büyük olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz evet. gibi işte rafting ve kayaking'den resimler var. Evet. Devam edebiliriz. Evet, Alarça Vadisi, Karakol Vadisi gibi bir sürü işte böyle çok manzarası şahane olan vadiler var. Oralarda doğa işte yürüyüşleri yapılıyor genelde. Masal kanyonları, işte kanyonlar var. Görüyorsunuz işte doğa yürüyüşleri için çok güzel şartlar mevcuttur. Ayrıca işte biz ne için mesela neler yapılır deyince mesela at turları bazen teklif ediyoruz. Bu dağlık vadiler arasında at turları yapılıyor. Kışın da kayak tatili için işte turistler geliyor. Civar ülkelerden gelen çok. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan. Son zamanlar hiç kayılmamış pistlerin olduğu söylenir. Pistler çoktur. Neredeyse 20 tane işte kayak merkezi var. Tabii hepsi de böyle çok durum yani şey olarak ne derler donanım olarak açısından 4 tane 5 tane güzel böyle çok güzel kayak merkezleri var. Türk milleti 250 milyonluk dünyadaki Türk milleti artık İsviçre'ye, Fransa'ya veya başka milletlere tatil yapmaya gitmek yerine kendi ata yurtlarına gidip oraları kalkındırdıkları takdirde tabii ki o merkezlerin hepsinde çok daha modern tesisler olacaktır. Evet, evet. Doğru diyorsunuz. İşte kayak merkezlerinden bir tane işte en donanımlı olan işte Karakol Kayak Merkezi var. O da işte Karakol Vadisi'nin içinde kuruludur. İşte freeride kayak turları yapılıyor. Onun dışında işte çok daha fazla macera isteyenler için işte helikopterle yapılan kayak turları var da onlara da heliski turlar deniyor. İşte helikopterle 8-9 tane kişiyi alıp bir tane zirveye dağın bir tepesine bırakıyorlar. Onlar da kaya kaya iniyorlar evet, vadiye. Evet, evet. Evet. Yani bunun için Avrupa'da binlerce dolar verilip yapılan bu turizm faaliyetlerinin bizim ata yurdumuz Kırgızistan Alatau dağlarında yapılmış olduğunu Türk milletinin bilip ona göre davranmasını arzu ederim. Bu da tabiat güzelliklerinizin bir başkası. Evet, evet. Devam edebilirsiniz. Endemik çiçekleriniz var. Evet, bu endemik bir çiçek. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Ben bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok bu çiçekten ama Edelweiss çiçeği deniyor buna. İşte bizde neredeyse yani 3000 metre üzerindeki yerler 2800-3000 metre üstünde olan yerlerde yetişen bir çiçektir bu. Çok nadir yetişen çiçeklerden. Bunların Avrupa'da işte İsviçre'de, Avusturya işte bu Alpler'de de olduğu söyleniyor. Ben hiç o taraflara gitmedim ama orada işte turistlerin bir zamanlar çok popülerleştiği için
turistlerin fazla onları işte toplayarak toplamasıyla sayılarının çok düştüğü ve kırmızı kitap şeyine girdiği, hani kaybolmak olan çiçekler, evet, korumaya alınmış bu çiçekler. Bizde ise çok bol sayıda bulunmaktadır. Bu da Aygül çiçeği. Bundan Türkiye'de de var benim bildiğim kadarıyla Aygül çiçeği. Böyle açılması için, görmek için Nisan aylarında işte Batken bölgesinde yetişiyor bu çiçek. Oraya geliniyor. Aslanbap doğal ceviz ormanları. Bu zaten dünyanın yani en büyük doğal ceviz ormanı olarak biliniyor. Çoğu kişi bilmiyor olabilir ama bizden işte bu ceviz ormanlarından toplanan cevizleri Türkiye'de de yiyorsunuz muhakkak. Onu ben size garanti verebilirim. Kırgızistan'dan Türkiye'ye tonlarca ceviz gidiyor. Onların da belli bir kısmı işte bu doğal ceviz, Aslanbap doğal ceviz ormanlarından gitmektedir. Evet. Ne kadar yılda ceviz çıkıyor buradan biliyor musunuz? Benim bildiğim kadarıyla yani 1200 tonla 1500 ton civarı diye biliyorum ama zamanında işte aslında bizim Kırgızistan'ın güney bölgesinden işte bu sefer Hindistan seferine giderken güney bölgesinden geçmişti bu Büyük İskender'in. İşte Pamir Dağları'ndan geçiyor ya, şimdi Hindistan'a doğru giderken Pamir Dağları'ndan geçiyor. Pamir Dağları'ndan geçmeden önce işte Tian Shan oralardan da geçiyor ve bu Aslanbap ceviz ormanından da geçmiş. Tabii Hindistan işte seferi başarılı olmayınca tekrar gelirken işte bu ormanlarda işte istirahat ettiği işte şeyleriyle beraber, askerleriyle beraber oradan da cevizleri Avrupa'ya götürdüğü söylenir. Bu tabii efsane. Bunlar totem hayvanlardı. Dağ keçesi, ondan sonra işte bir sonraki slayda da geçerseniz Marco Polo. Bu boynuzlar aynı zamanda işte o meşhur yayların yapılmasında kullanılan, evet, evet, kompozit malzeme olarak kullanılan boynuz kemikleri. Aynen. Bir de yabani dağ koyunu, yani bunlar dünyanın en büyük dağ koyunları olarak, yani yabani koyun olarak biliniyor. Marco Polo ismi veriliyor. Çünkü zamanında Marco Polo işte bu topraklardan geçmiş ve bunları görünce onların resmini çizmiş kendi işte günlüğünde, yazılarında belirtmiş. O yüzden de bu dağ koyunlarına Marco Polo ismi verilmiş sonradan. Argali deniyor aslında da. Onun dışında da işte dünyada kaybolmakta olan, sayısı çok azalmış ve neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş hayvanlardan bir tanesi bu kar leoparı. Onlardan bizde işte sayısı boyunca dünyada Çin'den sonra ve işte başka bir tane daha ülke var, üçüncü olarak biliniyor Kırgızistan'da sayısının sayısı boyunca şey, hani dünyadaki üçüncü yer en fazla kar leoparının bulunduğu. Kesinlikle en iyi şekilde bilmiyorum. Zaten tarihi veya kültürü tanımak için bence bir ömür yetmez. Yani bu hangi halkın, hangi milletin olursa olsun. Tanıyarak, evet, şey, yani nasıl desem, kendi köklerini tanıyarak kendine saygın artıyor, çevredekilere saygın artıyor. O yüzden bence tarih ve kültür araştırmaları o açıdan önemli. Kırgızistan günümüzde hem modern hayat tarzını hem geleneksel göçebe hayat tarzını paralel bir şekilde sürdüren ender ülkelerden biridir dünyada. Yani Moğolistan ve Kazakistan'ın bazı kısımları ve Kırgızistan'ın bazı bölgeleri. Yani Kırgızistan'da konar göçer hayat tarzını bugün yani turistik bir şov olarak değil de böyle hayattan... Yani göçebelerin hayatını yaşayabilirsiniz gelerek, mesela iki gün mü olur, bir hafta mı olur, yani yaylalarda kalarak onların hayatlarını gözlemleyerek, evet, yani eskiden de Türklerin bir kısmı bu hayatı yaşamıştır diye hem kendi geçmişinize de bakabilirsiniz. Yani Kırgızistan o açıdan önemli, yani geleneksel konar göçer hayat tarzını devam ettiriyor olması açısından, ama onun dışında da tabii ki Kırgızistan'ı özgün yapan birkaç kültürel unsur var. Onlardan biri de bu kaya resimleri galerisi. Yani dünyadaki yani en büyük açık hava kaya resimleri galerisidir.
Saymalıtaş. Saymalıtaş Kırgızistan'da Celalabad ilinde yer almaktadır. Fergana Dağ yamacının Fergana Dağ silsilesinde yamaçlardan birinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yaklaşık 3000-4000 metre arasında böyle kademeli olarak böyle geniş bir alanda belli bir havuzda yer almaktadır. Ve tabii ki net sayısını kimse bilmiyor ama bu zamana kadar yapıla gelen araştırmalarda 90 bin ila 100 bin arasında bir rakam söylenmektedir. Yani üzerinde resimler bulunan kaya parçaların. Ve yine araştırmalar bunların tarihlendirmesi konusunda da çeşitli rakamlar vermektedirler. Bu Saymalıtaş kaya resimleri alanının işlevi konusunda da çeşitli görüşler var ama yine en yaygın görüşlerden biri tabii ki insanlar yani 3000 ila 4000 metre arasında çıkıp ne yapsınlar orada? Yani en kabul gören görüş de hani Tanrı'ya daha yakın olmak için bu alanın bir nevi ibadet yapılan bölge olarak yorumlanmaktadır. Yani bu da görüşlerden biridir. Evet. Yani Tanrı'ya yakın olmak için seçilen bir özel bir alandır. Yani dağ keçisi figürü çok yaygın olan figürlerden biridir bu Saymalıtaş Kaya Resimleri Galerisi. Onun da evet dağ keçisinin Türklerde ve onların içinde Kırgızlarda da totem hayvan olmasından dolayı olsa gerek yani bu kadar yaygın olması. Neden dağ keçisi? Bununla da ilgili bir yorum okumuştum. Yani dağ keçisi yükseklerde yaşar ve onun Tanrı'ya daha yakın olduğu için Türkler için totem hayvan olabileceğine dair bir görüş var. Başka mesela yaygın olan figürler arasında işte şu anda mesela ekranda gördüğünüz gibi dans yani büyük ihtimalle bir ayin olabilir. Evet. Sahneleri var mesela. Bilmiyorum biz buraya muyuz bu senenin sinema. Hangi ayı çıkılabiliyor burası? Bu yani dağ silsilesi aslında ulaşılması zor bir alandır. Ulaşılması zor ve yılın büyük bölümü karlar altında olan bir bölüm. Ve yılda yani 2 veya 1 ay sadece işte bu havanın çok sıcak olduğu yani Temmuz, Ağustos ayı oraya ulaşılabiliyor. Ki ulaşmak da zor. Yani kaç kilometre? 12 kilometre herhalde. Evet o 12 kilometre yürüyorsunuz. Bir de böyle kademeli olarak tabii ki o dağlara çıkmak gerekir. Yani ulaşılması çok zor bir yer. Evet. Ve biz Temmuz ayında gittiydik mesela en son ki Temmuz ayı ama hala karlar arasında yürüyorsunuz. Evet. Zaten yani bu, o kadar korugan bir yerde olmuş ki bugüne kadar kalmış. Daha aşağıda evet. Olsaydı bunlar tahrip edilir, yok edilirdi. Evet, isterseniz devam edelim. Bu gene önemli bir dağ figürünüz. Evet, bu Kırgızistan'ın güney başkenti olarak bilinen Oş şehrinde bulunan Süleyman Dağı. Taşrabat, bu da Kırgızistan'ın kuzeyinde, Çin sınırında bulunan bir tarihi bir kervansaray. Yani milattan sonra 15. yüzyılda kurulduğu söylenir ama tam tarihi belli değildir. Kırgızistan, İpek yolu alakası var mı bunun? Evet, İpek Kırgızistan zaten İpek yolu üzerinde bulunan bir ülkedir ve bu kervansarayın eski İpek yolunda kervanlarla giden tüccarlar için bir dinlenme tesisi olduğu söylenir. Burana minaresi Kırgızistan topraklarında işte 11. yüzyılda Karahanlı Devleti kurulmuştur ve Balasagun da Karahanlı Devleti'nin ilk başkentidir. Şu anda gördüğümüz yapı bu bir eski minaredir. Yani 11. yüzyılda, 12. yüzyılda kurulan bir caminin minaresidir. Ve burası şu anda böyle düzlük
Ki halbuki burası eski bir şehirdir. Yani Balasagun kentidir normalde burası. Ama şiddetli depremlerden dolayı o şehir yıkılmıştır. Ve tabii ki Moğol istilasında da burası boşaltılmıştır. Ondan sonraki şiddetli depremler sebebiyle yıkılmıştır şehir. Ama tek ayakta kalan bu yapı, minare. Bu yapı şu anda 44 metre yükseklikte. 44 metre, Evet. zamanında 44 Evet, metreydi. zamanında 44 metreydi ama Şimdi üst 24 metre. evet ama yine o deprem sebebiyle kısmen yıkılarak ki bu da şu anda restore edilmiş yani kısmen restore edilmiş halidir. Aynı zamanda gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. İmam Seraksi Türbesi. Bunu da sen İmam anlatabilirsin. Seraksi Türbesi belki bu da işte İslam'la ilgili, yani Kırgızistan'ın İslam işte tarih, yani Kırgız topraklarının diyelim, o zamanki halkların İslam'ı artık kabul ettikten sonraki döneme tekabül eden bir tarihi anıttır aslında. Sonradan yapılma bir yapı. Dungan Camisi Karakol'da bulunmaktadır. Karakol, biraz önce Karakol Vadisi'nin resmini gördünüz. Dunganlar Çinli Müslümanlar, yani Çin asıllı Müslüman bir topluluk. Bunlar, yani bu topluluk 20. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında Kırgızistan topraklarına kaçmışlardır Çin devletinden. İşte o dağları aşarak Kırgızistan topraklarına gelmişler ve burada yerleşmişlerdir. Ve bu camide hiç çivi kullanılmamıştır. Bu cami işte zaten şu kalkık olan çatıdan anlıyorsunuz. Yani Çin mimari stilinde Karakol şehrinde bulunan başka bir dini yapı ve Ortodoks kilisesi. Ortodoks Kilisesi bu topraklara 1862'den sonra gelmeye başlayan Rusya İmparatorluğu askerleri için kurulan bir kilisedir. İlk başta bu küçük bir bina olarak inşa edilir. Ama bu bölge yani dağlık bir bölge olduğu için depremler çok olmaktadır. Ve birkaç kere yıkıldıktan sonra artık böyle büyük bir bina yapılır. Yani ilk kilise yıkıldıktan sonra ilk başta kilise işlevini gören bu bina Sovyetler Birliği döneminde ise depo veya okul yani böyle sırayla depo, okul işlevlerini görmüştür. Bir Sovyetler Birliği döneminde din afyondur diye din yasaklanmıştı, ibadetler yasaklanmıştı ve böyle ibadethaneler de diğer işlevleri görür da idi. Onlardan biri de bu kilise. Doktor Aya Hanım ve kardeşi Ulukman Bey'le beraber Kırgızistan konusundaki izlencenin birinci bölümü burada sona eriyor. İkinci bölümde görüşmek üzere.